toplumun vicdanını yaralayan feryadı oldular. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetindeki mücadelesi için onlar teröre meydan okuyan direnişin hikayesini yazıyorlar dedim. Onlar terör örgütü PKK'nın kaçırdığı ve ağına düşürdüğü çocuklarını terör batağından kurtarmak için dünyadaki en güçlü ve en büyük sivil direnişlerden birini ortaya koyuyorlar. Onlar terör odaklarının tüm tehdit ve baskılarına rağmen bin gündür sürdürülen bu cesaretin teröre meydan okuyan kutlu bir direnişin hikayesini yazıyorlar. İletişim Başkanlığı tarafından Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen PKK'nın çocukları kaçırmasına karşı toplumsal protesto. PKK karşısında Diyarbakır anneleri konulu panelde katılımcılara video mesaj gönderen Altun, onların 3 Eylül 2019 yılından beri nöbette olduğunu hatırlattı. Bugün artık ülkemizdeki 83 milyonun da ortak sesi vicdanı haline geldiler. Hacire annenin isyanı ve kararlı duruşuyla başlayan bu bekleyiş, geride bıraktığı bin günde bir çığ gibi büyüdü ve evladı elinden koparılan, evlat hasreti çeken tüm anneler için de bir umut oldu. Nitekim Diyarbakır anneleri 3 Eylül 2019'dan beri yaz kış demediler, her gün evlat nöbeti tuttular. Seslerini sınır ötesindeki terör kamplarında, kimi 9-10 yaşlarında kaçırılmış, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına duyurmaya çalıştılar. Bu gayretlerine de devam ediyorlar. Bugün evlat nöbetleri dalga dalga büyüdü. Sayısı 290'ı bulan ailelerin eylemleri Diyarbakır'dan Van'a, Muş'tan Şırnak ve Hakkari'ye, İzmir'den Berlin'e kadar yayıldı. Altun tüm kesimin Diyarbakır annelerinin yanında yer almasını insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Tüm STK'ların, insan hakları savunucuların, aktivistlerin, sanatçıların, aydınların, gazetecilerin ve siyasetçilerin de Diyarbakır annelerinin yanında yer alması insani ve vicdani bir sorumluluktur. Herkese düşen görev bu direnişe destek vermektir. Siyaset üstü bu sivil harekete desteğini göstermek ülkemizin her kesiminden insanın boynunun borcudur. Ve öyle inanıyoruz ki bütün dünyada bu desteğin verilmesi barışa, demokrasiye olan inancın bir ürünü olmalıdır.